Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Gazetelerde öne çıkan haberlerle sizlerleyiz. İlk haberimiz Hürriyet Gazetesi'nden. 65 yaşında üniversite yolunda başlığıyla karşımızda. 42 yıl aradan sonra yarım kalan üniversite hayalini tamamlamak isteyen 65 yaşındaki Bahşen'de Diren, 959 gençle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'ta açtığı üniversiteye hazırlık kursuna gitmeye başladı. Amacının zihnini zinde tutmak ve turizm bölümünü kazanmak olduğunu anlatan Diren, yabancı dil öğrenip turistlere çevreyi gezdirmeyi, onlara rehberlik yapmayı hayal ediyorum dedi. Gençlerin kendisini dışlayacağını düşündüğünü ancak yanıldığını belirten Diren, birlikte eğleniyoruz, ders çalışıyoruz, test çözüyoruz diye konuştu. Sıradaki haber Hürriyet Çukurova'dan. Seyyar satıcılara teklif kıyafet. Mersin sahili artık daha düzenli olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, seyyar esnafın vergi mükellefi olarak modern ve temiz koşullarda ticari faaliyet göstermesine olanak sağlayacak olan kentimiz projesi kapsamında seyyar satıcılar tek tip araçları ve kıyafetleriyle hijyen kurallarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürecek. Bir diğer haberimiz Minikler Hayvan Dostlarıyla Buluşuyor başlığıyla yine Hürriyet Çukurova'dan. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Kız Kalesi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri sahilde bulunan çok sayıda sahipsiz köpeğe mama ve su verdi. Felçli çifte özel hizmet başlığıyla sıradaki haber Posta Gazetesi'nden. Tarsus'ta ikisi de felçli olan 74 yaşındaki Ercan Öztürk'le 64 yaşındaki eşi Nadire Öztürk'ün %90 engelli raporu var. Kalp hastası olan Ercan Öztürk ve konuşamayan eşi sık sık hastalanıyor ve hastaneye gitmeleri gerekiyor. Evlerinin bulunduğu bahçeye ambulans giremediği için sorun yaşayan çiftin çocukları Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Büyükşehir Belediyesi evin önünü ve bahçesini ambulansın kolay giriş çıkış yapabilmesi için asfaltladı. Sözcü Çukurova'da yer alan haber ise şöyle. Karaduvar sahilinde çevre düzenlemesine hız verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi Karaduvar sahilinde başlattığı çevre ve sahil düzenleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler 15 kamyon, 2 greyder, 1 dozer, 1 loderle saha ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirerek sahili yeni görünümü için hazırlamaya devam ediyor. Sıradaki haber yine Karaduvar'dan. Dünya Gazetesi'nde yer alan o haberin başlığı şöyle. Meski arıtma çamurundan 881.131 liralık elektrik enerjisi üretti. Üretilen enerji 1 milyonu aşan nüfusun ihtiyacını karşılayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü tarafından 1.050.000 eşdeğer nüfusa hizmet vermek üzere yapılan Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisinde 1 Nisan-31 Aralık 2019 tarihleri arasında proses sonucu oluşan arıtma çukurundan elde edilen biyogazla 1.502.302 kWh saat elektrik enerjisi üretildi ve bir ekmek bir çorbadan halk karta uzanan bir sosyal dokunuş hikayesi başlığıyla Çukurova Gazetesi'nde yer alan haber şöyle. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir ekmek bir çorba projesi kapsamında Hamidiye Mahallesi'ndeki semt pazarında yurttaşlara çorba ikramı yaparken 73 yaşındaki Şefika Karakuş'un açtığı standta hiçbir şey satmadan oturup beklediğini fark etti. Ekipler Karakuş'un uzunca bir süre pazarda esnaflık yaptığını ancak geçirdiği bir kaza sonucu ekonomik sıkıntılar yaşadığını öğrendi. Satacak herhangi bir şeyi olmamasına rağmen pazarda stand açmayı sürdüren Karakuş'a, Büyükşehir Belediyesi ekonomik destekte bulunarak kendisine yardım eli uzattı ve dar gelirli Karakuş'u birinci dereceden halk kart sahibi yaptı. Yeni Güney Gazetesi ile devam edelim. Kurs merkezi öğrencileri doğru tercih için bir arada. Büyükşehir Belediyesi üniversite adayı gençlere üniversite tercih günleri düzenledi. Üniversiteler hakkında bilgi sahibi olan ve eğitim danışmanları tarafından gerçekleştirilen sunumları dinleyen öğrenciler, standları tek tek gezerek hem üniversiteler hem de bölümler hakkında bilgi sahibi oldu. Mersin İmece Gazetesi ile devam edelim. Çocuklara ilk yardım bilinci aşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çocuklara ilk yardım bilinci aşılamak için sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Daire Başkanlığına bağlı Tarsus Grup Amirliği, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı. Ekipler öğrencilere ilk yardım bilgilerini aktardı. Sesli Gazete'de sona doğru yaklaşırken Mersin Hakimiyet Gazetesi'ne bakalım. Meski Dünya Su Günü'nü etkinliklerle kutlayacak. Meski Genel Müdürlüğü 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla 2-29 Mart tarihleri arasında tüm ilçeleri kapsayacak su ve iklim değişikliği temalı etkinlikler düzenleyecek. Ve Mersin Kadın Gazetesi'nde yer alan resim sergisi kadına ve çocuğa dokunan yaşam hikayelerinin ev sahibi olduğu başlıklı haberle noktalıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi 15 ressamın toplam 92 eserinin yer aldığı Çukurova'nın Kadınları Karma resim sergisini açtı. 15 Mart'a kadar Sanat Sokağı Eski Günler Oteli'nde ziyaretçilerini ağırlayacak olan serginin açılışına Meral Seçer de katıldı. Sergide 1001 emekle meydana gelen resimlerin yanı sıra kadına ve çocuğa dokunan birçok yaşam hikayesi de gün yüzüne çıktı. Sesli Gazete'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni haftada yeni haberlerle görüşünceye dek hoşça kalın.